kullandığımız kelimeler. Emir almaya hazır komutta duran bir asker olarak düşünün. Beynimiz o şekilde çalışıyor. Kullandığımız kelimeler doğrudan beynimize emir olarak yansıyor ve beynimiz bunu emir olarak kabul ettiğinden dolayı vücudumuzu kontrol eden beynimiz fizyolojik reaksiyonlara sebep oluyor. Limon dediğin an ağzın ekşidiğini fark edebilirsin. Limon dediğin vakit gözün önüne bir limon geliyor ve bu limonu gözün önüne getirdiğinde onunla alakalı geçmişte deneyimler hatırına geldiğinden dolayı limonla alakalı bağlantılar kurunca ağzın ekşiyor. Geçmiş deneyimler hemen gözün önüne geliyor. Yani bir kelimeyle fizyolojik bir reaksiyon oluşuyor. Sadece bir basit bir kelime. İyi konuş veya kötü konuş fark etmiyor. Ben hasta olacağım herhalde dediğimden dolayı beyni kişinin emir olarak bunu kabul ediyor ve kişinin hasta olmasına yardımcı oluyor. Çünkü emir olarak kabul ediyor beyin. Atalarımızın birçok kullandığı atasözleri var. Afiyet ve selametin 9'u susmakta yatar diye sözlerde duymuşsunuzdur arkadaşlar. Yani afiyet ve selametin 9'u neymiş? Susmaktır. Bazen susmak çok şey kazandırır bizlere. Neuro Linguistic Programming. Dilinle beynini programlarsın, programlayabilirsin veya programı silebilirsin diye bunu anlayabilirsiniz. Yani konuştuğun kelimeler doğrudan psikolojini etkiler. Doğrudan seni etkiler, fizyolojini etkiler, psikolojini etkiler. Ağzından çıkan her kelime kabul olan bir dua gibi düşün. Kabul olan dua, örneğin iyi bir şey söylediysen kabul olan güzel bir dua olmuş oluyor. Yani iyi bir şeyle karşılaşıyorsun. Kötü bir kelime söylediğin vakit o da senin duan oluyor. O da kötü bir dua, yani halk arasında söylenen beddua oluyor. Bir gün karar verebilirsin. Hayatını güzelleştirebilirsin veya kötü hale getirebilirsin. Senin kararına bağlı. Sen eğer güzel kelimeler kullanırsan onlar senin güzel duaların oluyor. Yani kötü cümleler kullanırsan o da senin kötü duan oluyor. Beddua diyorlar. Hasta olmak istiyorsan kötü kelimeler kullan. Kendini iyi hissetmek istiyorsan o zaman iyi kelimeler kullan. Afiyetin ve selametin 9'u neymiş? Susmakmış. Demek ki kullanacağımız kelimeleri israf etmeden güzel kullanalım. Nice güzel günlerde kullanalım. Başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum size.